sayı sorularından başlayalım. Bu üstü sayı verdiği zaman şuna dikkat ediyorsun. Bir, sayı sıfır dışında ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti ne oluyordu? Bir oluyordu, değil mi? Ne olursa olsun ama tabanda sıfır olmamak şartıyla. Üstünde sıfır varsa bire eşittir. Bir üzeri, bu sefer birin üstünde ne olursa olsun neye eşit? Bire eşit. Tamam mı? Birin üstünde 5, 10, 0, eksili bir şey bile olabilir. Ne olursa olsun. Herhangi bir sayının mesela 15'in üzerinde 1 varsa bu da kendisine eşit. Ya da 100 üzeri 1 yine 100'dür. 1000 üzeri 1 yine 1000'dir. 0 üzeri 1 de aynı şekilde. 0 üzeri 1 nedir? 0'dır. Yani bir sayının üstünde 1 olması ona etki etmez. Peki diyorum ki mesela 2 üzeri 3 bu neye eşit olur? Bakın sakın ha gidip de yarın öbür gün mesela bana 2 kere 3 6 demeyin. Çünkü adam boşu boşuna üstü olarak yazmamış. Demek ki bunun bir yolu yordamı var. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarptığım zaman kaç olacak? 8. Bu şekilde yan yana yazılıp çarpılacak demek oluyor. O zaman sorumuza dönersek 2 üzeri 5 ne oldu 2 üzeri 5? 2'yi 5 defa yan yana yazdım çarptım. Bakın bir daha söylüyorum. Gidip 2 kere 5 10 yazmıyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 kere 16 32. 3 üzeri 2 ne demek? 3'ü 2 defa yan yana yazdım çarptım. 3 kere 3 ile ne oldu? 9. Bu bundan büyük olmalı. Büyük sembolü hangisinde? Bu olamaz. Bu olamaz. Ya C'dir ya D'dir. Şimdi bakıyorum 1 üzeri 10 ile 1 üzeri 100. İkisi de sonucu 1 çıkacak değil mi? Bunun da sonucu 1, bunun da sonucu 1. Çünkü az önce söyledim. Birin üzerinde ne olursa olsun 1'dir. O zaman bu da eşittir olacak. O zaman eşittir olan bu olmayacağına göre cevabımız D. Ama biz yine de sınavda tabii ki bursluluk sınavlarına hazırlanıyorsunuz bu derslerde. Biz yine de diğer şıkka da bakacağız ya da diğer soruya da ya da diğer öncüle de bakacağız. 7'nin karesi 7 kere 7 49. 2 üzeri 6 2'yi 6 defa yan yana yazdım çarptım. 2 kere 2 4 2 kere 4 8 2 kere 8 16 2 kere 16 32 2 kere 32 64. 49 64'ten küçük olduğu için ona da küçük sembolü yazacağım dedim. Bitti gitti. Şimdi hemen sağ 3. soruya bakalım. Bakın böyle bir soruda bakın burada bölmeli bir işlem var. Burada da çarpmalı bir işlem var. Aralarında da toplama işlemi var. Yani adam sana diyor ki burada önce çarpma bölmeni yap. Burada önce çarpma bölmeni yap. Sonra bulduğun sonuçları topla. Yani bu tarz sorularda hangisini önce yapacağına bir karar ver. Bunlar ayrı bir şey, bunlar ayrı bir şey. Toplama çıkarma aralarında köprü gibi düşünün. O zaman biz önce bunu yaparken sırayla yazıyoruz. Bakın önce parantez içine girilirdi. Parantez içinde de 3'ün karesi nasıl yazılırdı? 3'ü 2 defa yan yana çarptım ne oldu? 9 eksi 1. Aradaki işaretimi artıyı yazıyorum. 2'nin karesi var burada. 2'yi 2 defa yan yana yazdım çarptım. 2 kere 2 4 oldu. Sonra parantez içine girdim. 5'ten 3 çıktı ne oldu? 2. Diyorum ki 24'ü aynen yazdım. 9'dan 1 çıktı ne oldu? 8 artı 4 ile 2'yi çarptım ne oldu? 8. Sonra önce bakın dikkatli olun. Sınavda dikkat edeceğiniz ilk madde şu 4 işlem sırası. Bakın burada bölme var, burada toplama var. Önce ne yapılır? Çarpma bölme. 24'ü 8'e böldüm ne oldu? 3 artı 8 eşittir 11. Anlamayan varsa nereye anlamadığını sorabilir mi? Hocam şu kısmı anlamadım. Varsa. Yoksa bir şey demenize gerek yok. Aferin. Güzel. Şimdi bakıyorum. Dördüncü soru. Diyor ki bir manavda başlangıçta burayı bir okuyayım da öyle geçeyim. Bakıyorum. Bana bir dikdörtgen vermiş. Kenar uzunluklarını vermiş. 7'ye 16 vermiş. Dikdörtgen biçimindeki bir karton şekildeki gibi kısa kenara paralel ol. Paralel ne demek? Buradaki uzunluk neyse
buradaki uzunluk da odur demek. Şekilde kısa kenarı paralel olacak biçimde kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Bakın burada dikkat edeceğiniz şey şu. Bazen öyle bir yerde kesiyor ki sanki iki parça birbirine eşit. Burada öyle değil. Burada diyor ki iki parça birbirine eşit falan demiyor. Buna göre oluşan bu parçaların alanların toplamı santimetre cinsinden hangisi olabilir? Mesela diyorum ki burası örnek veriyorum 2 ise burası ne olur? 14 olur. Burası diyorum 3 ise burası ne olur? 13 olur. Burası 4 ise burası ne olur? 12 olur gibi düşünürsek bu parçanın alanını bulmak için ne yaparım? 7 ile 2'yi çarparım. Bu parçanın alanını bulmak için yani büyük olanın alanını bulmak için 7 ile 14'ü çarparım. Demek ki ben iki alanı bulurken iki kenarla bunların ne olduğu hakkında bilgim yok ya 7'yi çarpmışım. Mesela 7 çarpı 3, 7 çarpı ne olmalıydı burası? 13 olmalıydı. Çünkü kenar uzunluğunun toplamı 16. 7 çarpı 4, 7 çarpı ne olmalıydı burası? 12 olmalıydı. 7 çarpı 3, 7 çarpı 13. Bu olabilir mi? Olabilir. Burada anlamadığınız bir yer var mı? Hocam, yani şıklardan yola çıkarak mı yapacağız biraz? Şöyle, aslında 7. sınıf olsaydınız denklemi var bunun. Nasıl denklemi var? Diyeceksin ki hocam biz nasıl bulacağız mesela olmasaydı? Mesela şöyle bir denklemi yapabilirdik. Mesela derdik ki, kalemi seçeyim. Buraya x derdik. Buraya 16 eksi x derdik. Öyle işlem yapardık ama bu soru şıklardan bulunacak bir soru olduğu için şıklardan gittim. Yani deneme yanılma ne olduğu hakkında bir bilgim olmadığı için. Yani daha doğrusu benim değil kimsenin bilgisi olmadığı için. O yüzden böyle bir yol denedik. Var mı kafanıza takılan başka bir şey? Yapacağım. Evi anladın mı iyice? Evet hocam ben şimdi biraz... Şimdi ne diyor? Bir manavda başlangıçta bulunan meyvelerin kütlesi ve satılan meyvelerin kütlesi tabloda verilmiştir. Başlangıçta bulunan ve satılan meyvelerin kütlesi. Başlangıçta ne kadar varmış? Sonradan bir şeyler satılmış. Elimizde ne kadar kalmış onları bulalım. Başlangıçta bulunan meyve miktarı 4 üzeri 3 yani 4'ü 3 defa yan yana yaz çarp demek. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 artık bunları pratik yazacağım. Aklınızda olsun. 64 oldu. 2 üzeri 5 2'yi 5 defa çarptım 32 oldu. 3 üzeri 4, 3'ü 4 defa çarptım, 81 oldu. 6 üzeri 2, 6'yı 2 defa çarptım, 36 oldu. 7 üzeri 2, 7'yi 2 defa çarptım, 49 oldu. 3 üzeri 3, 3'ü 3 defa çarptım, 27 oldu. 2 üzeri 6, 2'yi 6 defa çarptım, 64 oldu. 2 üzeri 5, 2'yi 5 defa çarptım, 32 oldu. Bu manav diyor kalan meyveleri tarttığında çürük meyvelerin kütlesi 5 kilogram gelmiştir. Şimdi ben bir miktarını satmışım. Mesela 64 kilo portakalım varmış. 19 kilo 49'unu satmışım. Ne kalmış geriye? 15. 32 kilo elmam varmış. 27'sini satmışım. 5 kilogram elmam kalmış. 81 kilo mandalinam varmış. 64'ünü satmışım. 17 kalmış. 36 kilo armutum varmış. 32'sini satmışım. 4 kalmış. Topladım. Bunların hepsini topladım. 41 kilo mu oldu? 51 kilo mu oldu? 51 kilo toplam elimde kalan yok 41. 41 kilo elimde kalan toplam meyve miktarı. Bunun 5'i de çürük olduğuna göre 5 çıkarırsam ne kaldı? 36 kilo elimde kalan kütle. 36 hangi şık oluyor? 6 üzeri 2 olmuş oluyor. Burada anlamadığınız bir yer var mı peki çocuklar? Buna bir gönüllü var mı? Bunu sizden birine çözdüreceğim. İlk parmağını kaldırana çözdüreceğim. Kim ilk parmak kaldırırsa. Arda Uygur. İlk Arda kaldırdı. Arda. Yapıyorum hocam. 294 sayısının doğal sayı çarpanlarını biz nasıl buluyorduk 294'ü? Hocam 294'ü
Çarpan ağacıyla da bulabiliriz. Aferin. Zaten öyle yapacağız. Direkt çarpan ağacı diyeceksin. Asal çarpan demiyor ki. Çarpan diyor. Çarpan demek çarpan ağacıyla bulman. Bu. İki desem ne oldu? Hocam bu da iki desek 147 ediyor. Bir daha neye bölünür 147? 147 ikiye de bölünür. Ama hocam. Bak ikiye bölünür mü? Ben bölünebilme kuralları anlattım size. Son rakamı çift mi Arda? Yok hocam pardon çift olmayınca ya, bölünmüyordu. Ben size bir kere ne demiştim? Yavaş çözün ama doğru çözün. Niye hızlı çözüyorsun? Devam. Hocam bu da 3'e bölünür mü peki? Hocam bu 3'e bölünür. Evet. Ne olur sence? Hocam 3'e bölünürse 49 olabilir mi? Evet hocam 49. Peki bir daha neye bölünür? 7'ye mi bölünür? Evet hocam o da 7 çıkar. Bir dakika. Ne yaptık biz? Hocam 7'ye 49'u böldük. 7'ye 7'ye böldük. Böldük. Şey olmaması lazım. Tek tek böldük biz. Sırayla böldük. Şimdi bunu 7'ye böldük. Yani çarpanları 1 var, 2 var, 3 var, 7 var değil mi? Bunlar var değil mi? Evet hocam. Yani biz 294'ü 7'ye bölmedik. 49 7'ye bölünür dedik. Amacımız buradaki çarpanları çıkarmak. Mesela 2 ile 3 var mı? Evet hocam. Var. 14 nedir? Var hocam bu da. Var. 21 var mı? Evet hocam o da var. 44 olması için ne olmalıydı Arda? 4 ile 11 olmalıydı değil mi? Evet hocam. Zaten elimde şurada 11'lik bir şey çıkmadı. Doğru mu? Evet hocam. Evet. Demek ki hangisi olabilir? Hangisi değil cevabımız? D seçeneği olmuş oldu. Tamam mı? Tamam hocam. Devam. 6. soru. Bakın bunlar çıkmış geçen senenin bursluluk sınavının soruları. 330'un asal çarpanlarının toplamı. 330'u asal çarpan deyince biz böyle bölüyorduk, değil mi? Bu çarpan ağacıydı, bu asal çarpandı. İkisinin farkını görün. 2'ye böldüm. 165 mi oldu? 3'e böldüm kaç oldu? 55 oldu. 5'e böldüm 11 oldu. 11'e böldüm 1 oldu. Benim asal çarpanlarım 2, 3, 5 ve 11 oldu. Burada 2 tane 2 olsaydı biz yine bir tanesini alacaktık. Mesela bana bir tane daha 2 burada olsaydı. Örnek veriyorum sayımız 660 olsaydı. Bir tane 2. Biz bunu almayacaktık. Çünkü asal çarpanları dediği zaman 2, 3, 5, 11'dir. 16, 5 daha 21 olmuş oldu. Asal çarpanları deseydi. Ama çarpanları deseydi çarpanları sağ tarafa da çarpanlarını yazıyorum bakın. 330'u böyle yazacaktık. 1 ile 330. 2 ile 165. 3 ile 3'e böldüm 110 değil mi? 4'e bölünür mü? Hayır. 5'e böldüm 66 mı oldu? Evet. 6'ya böldüğüm zaman 55. Böyle devam edecektik. Tabii büyük bir sayı olduğu için gerek yok devam etmeye. Tek tek bulacaktık. Hemen sağdan 10. soruyu çözelim hazır önümüzde açıkken. Küme belirtmesi için ben size kümenin tanımı için ne demiştim? Küme olması için. Demiştim ki net bir şey olacak. Yani yoruma açık olmayacak. Mesela ben desem ki sizin sınıftaki güzel çocuklar desem siz bana diyeceksiniz ki hocam hangisi güzel hangisi güzel değil. Sizin sınıftaki akıllı çocuklar desem hangisi akıllı hangisi değil bilemem. Ama mesela deseydim sizin sınıftaki gözlüklü öğrenciler deseydim siz bana diyecektiniz ki evet hocam gözlüklüler bellidir. Çünkü hangisinin gözlük taktığı net bir şekilde belli. Ülkemizin bazı hangileri bilmiyorum. Ülkemizin coğrafi bölgeleri evet bunu biliyoruz.
7 tane coğrafi bölgesi vardır. Ülkemizin sevilmeyen ayları, hangi aylar sevilmiyor? Sana göre sevilmiyor, bana göre seviliyor. Sevilen kış meyveleri, sana göre seviliyor, bana göre sevilmiyor. Net olarak belli olan ülkemizin coğrafi bölgeleri nedir? 7 tane coğrafi bölgemiz var. Bu herkes açısından net bilinen bir şey. 7. soruya bakın. Orta kat. Orta kat dediği zaman yani en küçük ekok oluyordu, değil mi? En küçük ortak kat oluyordu. O zaman ben buraya yazıyorum. 9 ile 14'ü yazdım. 2'ye böldüm 7. Bu bölünmez 9. Buna tik koymuyorduk, değil mi? Ortak olanlar olmadığı için hepsini yazdık. 3'e böldüm 3, 7. Bir daha 3'e böldüm 1. Bir daha 7'ye böldüm. 7'ye böldüğüm zaman ne oldu? 1. Demek ki ben bunların ekokunu bulmak için ne yapıyorum? Bunların tek tek çarpımı 6. 6 kere 3, 18. 18 ile 7'yi çarptım 126. Demek ki bunların ortak katı yani ekoku 126 olmuş olacak. Tamam mı? Var mı sorun kafanıza bu EBOB, ekok ya da asal ortak kat, ortak çarpan ya da asal çarpan sormak istediğiniz bir şey var mı bunlarla ilgili? Çocuklar geçiyorum. Bakıyorum 8 ve 11'i beraber çözelim. Aynı ekranda açık kalsınlar. Şimdi 8'e bakıyorum. 237 sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse, yani 238, 239, 240 olursa gibi gibi böyle devam ediyor. Bir şey ekliyorum. 3'ün, 4'ün, 5'in katı olmalı. 3'ün, 4'ün, 5'in en küçük katı kim? Tabii bunu asal çarpanlarına ayırıp buluyorduk. En küçük katını bulduktan sonra bakalım. 2'ye bölüyorduk önce. 2. 3'e bölünme, 2'ye bölünmez. 5'i yazdık. Sonra bir daha 2'ye böldük. 1 oldu. Sonra 3'e böldük. 1 oldu. Sonra 5'e böldük. 1 oldu. 3 kere 5, 15. 2 ile çarptım. 30, 60. 60 oldu mu? 60'ı sırayla yazıyorsunuz. 60 çarpı 1 yazıyoruz. Aynen sınavda böyle bir soru çıkarsa 60'ın katlarıdır bizim sayımız. 60'ı 2 ile çarptınız 120. 60'ı 3 ile çarptınız 180. 60'ı 4 ile çarptınız 240. 60'ı 5 ile çarptınız 300. Aa, bir baktım çok geçtim. Bana 237'yi soruyor. 240'a yakın 237. Demek ki ben 237'ye 3 eklersem 240'ı elde edebiliyorum. O yüzden bana hangisine ne eklenirse ne bulunur sorularında bu şekilde katlarını ala ala gidiyorsunuz. Ona en yakın sayı kimse ne eklediğimde onu elde ederim. Yani en yakın sayı 240. Ona ben 3 eklersem elde edebiliyorum. Demek ki cevabım 3'müş. Burada anlamadığınız bir yer var mı çocuklar? Yok hocam. Tamam. Şimdi Yok geldim hocam. birinci kümem, 11. soru. Birinci kümem neymiş? Bir basamaklı doğal sayılar. Bir kere bakın şuraya dikkat ediyorsunuz. Sınavda bir kere şunu bilin. Rakam neydi? Rakam sıfırdan 9'a kadar. Rakam deyince aklınıza telefonun tuşları gelsin. Doğal sayı neydi? Doğal sayı dediğim zaman sıfırdan artı sonsuza kadar. Tam sayı dediğim zaman tam sayı iki tam sayımız vardı. Daha doğrusu iki grup tam sayımız vardı. Bir eksili tam sayılar sıfır, bir de artılı tam sayılar. Yani birinci grup negatif tam sayılarımız vardı. İkinci grup pozitif tam sayılarımız vardı. Negatif tam sayılar z eksiydi. Pozitif tam sayılar z artı ile gösteriliyordu. Bir de sıfır vardı. Onun işareti hiç yoktu. O zaman A kümesine bakıyorum. Bir basamaklı doğal sayılar. Doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan.
Bir basamaklı deyince nereye kadar gideceğim? 9'a kadar. Çünkü doğal sayılar sonsuza kadar gidiyordu. B kümesine bakıyorum. 16'dan küçük tek doğal sayılar. Tek doğal sayılar. 16'dan küçük. 1 var. 2 yok. Tek değil çünkü. 3 var. 5 var. 7 var. 9 var. 11 var. 13 var. Zaten gerek yok gitmeme. Çünkü biraz da böyle cinlik yapacağım. Burada A kesişim B'yi soruyor ya. Kesişim ne oluyordu? Kesişim. Yani A kesişim B. Şuraya bir çizgi koyun. Bakın ne harfine benzedi? K harfi. Küçük olan, yani ortak olan demek. İkisinde ortak olan kim? Birden dokuza kadar. Bir ortak, üç ortak, birden dokuza kadar ya A kümesi. Beş ortak, yedi ortak, dokuz ortak. Bir, üç, beş, yedi, dokuz. Demek ki kesişim ne oldu? A. Peki bana sınavda bu senede belki diyelim ki birleşimi sordu. Birleşim neydi? Bak çizgi koy buraya. Büyük olanı soruyor. Büyük olan hangisi? Her ikisinde de olan demek. Bak sıfır burada var, burada yok. Al diyor. Bir burada var, burada var. Ortak olsa da al, birinde olsa da al. İki var, üç var, dört var. Dokuza kadar gidiyorum değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, sekiz, dokuz. 9'dan sonra A'da yok ama B'de var. 11 ile 13 var. Olsun, alıyoruz. Çünkü birleşimi sorarsa bu seneki sınavda birleşim ikisinde de olandı. O zaman A'da ve B'de herhangi birinde olması benim için yeterli bir sebeptir. Şimdi geldim 9. soruya. Diyor ki 15 sayısı da olmaz mı? Efendim yavrum? 15 sayısı olmaz mı? 15 sayısı? Sayılar diyor ya. Ha, birleşimi sorarsa mı? Evet hocam. Evet, birleşim artık biz devam ettirmedik. Yani sorarsa tabii o zaman ona göre biz yazmamıştık ya, o yüzden. 16'dan küçük tek doğal sayıları yazarken hani gerek yok diye yazmamıştık ya, o yüzden önemsemedim. Tamam? Tamam hocam. Yoksa yazıyoruz tabii ki. Ona göre yazacaksın ya sınavda nasıl olsa. Sen birleşimi sorsa o zaman 15'i de yazacaktın. Ona göre bulunurdu o zaman. Şimdi 9'a bakalım. 10, 12, 22, 39, 42 sayılarından birinin yazılı olduğu kartların her biri aşağıdaki çarkın A, B, C, D, E bölgelerini her bir bölgeye yalnız bir sayı gelecek şekilde bölgelerin üzerine. Şimdi 2 ile kalansız bölünenler kimler? 3 ile kalansız bölünenler kimler? 4 ile 5 ile falan filan. Bir kere 5 ile bölünen bellidir değil mi? Burası kesinlikle ne olacak? 10 olacak. Doğru mu? Peki bakıyorum. 39 3'e bölünüyor 13'e. Mesela bakıyorum 12 2'ye de bölünür, 3'e de bölünür, 4'e de bölünür. 22'ye bakıyorum. 2'ye ve 11'e bölünüyor. Sadece 2'ye ve 11'e bölünüyor değil mi? Buradan da kanaat getirdim ki burası kesinlikle 22 olacak. Çünkü başka hiçbir bölge 2'ye ve 22'ye bölünmüyor. Yani 22'ye bölünmüyor. Şimdi bakıyorum 39. 39 nedir? 3 ile 13'e bölünüyor. 13 olmadığına göre 3'e bölünen yere de 39 yazacağım. Peki 42'ye bakıyorum. Acaba 42 nelere bölünüyor? Sol tarafa yazıyorum bakın. 1'e bölünüyor. 2'ye bölsem 21. 3'e bölsem 14. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölsem 7. 1'e, 2'ye, 3'e, 6'ya bölünüyor. Ama 4'e bölünmüyor. Değil mi 42? O zaman demek ki burası olsa olsa 42'dir. O zaman geriye 12 kaldığına göre 12 de 4'e bölünüyor. Burayı anlamayan var mı? A bölgesinde yazan 22, B bölgesinde yazan 39. Topladığım zaman ne oldu? 61 olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Geçiyorum 12'ye. Anlaşıldı hocam. De. A kümesi veriliyor. A kümesi bunlarmış. Bakın kümeye görüyorsunuz. Küçükten büyüğe doğru sıralamış.
Buna göre A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri? Mutlak değer neydi çocuklar? Sayıyı buraya artı 5 de yazsan artı 5 çıkıyordu. Eksi 5 de yazsan artı 5 çıkıyordu. Yani kısaca biz mutlak değerini aldığımız zaman eksileri yok ediyorduk. Bak eksileri yok ettim. Eksileri artı yaptım. Mutlak değer neydi? Eksileri artı yaptık. Yani tam tanımı neydi? Uzaklıktı değil mi? Sıfıra uzaklık. Eksi 5'in sıfıra uzaklığı 5 birim olduğu için eksi 5'in mutlak değerine biz ne diyoruz? Artı 5. Artı 5'in de sıfıra uzaklığı 5 birim olduğu için biz artı 5'in de sıfıra uzaklığına yani buraya 5 diyoruz. O yüzden mutlak değer olunca hep pozitif oluyor. Kaç tanesinin mutlak değeri 5'ten büyük? 5'ten büyüklere bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi yani uzunluk olarak 5'ten büyükmüş. Tamam mıdır? Burada var mı kafanıza takılan bir şey? Yok hocam. Geçtim. Tamam. Bakıyorum yine mutlak değer sorusu mu? Bakın aynı sene, geçen sene iki tane sormuş. Hemen bakıyorum mutlak değeri ne yaptım? Bakın eksi hemen ne yaptım? Artı. Hemen sınavda böyle yapıyorsunuz. Sınavda baktım eksileri artı yaptım. Bak. Ama bakın hemen böyle tabiri caizse gaza gelip aa burada da eksi 5 var artı yapalım yok. Ya da burada artı 6 eksi yapalım yok. Yani biz eksileri mutlak değer içindeyse artı yapıyoruz. Bakalım sıralama doğru mu? Eksi 3 eksi 5'ten küçük mü? Hayır. Eksilerde tersti. Eksi 5 eksi 3'ten küçük. Evet doğru. Artı 6 da bundan büyük. Evet doğru. Artı 9 da bundan büyük. Evet cevabı buldum ama ben her zaman size ne diyorum? Devam edin. Artı 9 eksi 5'ten küçük mü? Hayır. Eksi 5 eksi 3'ten küçük. Eksi 3 9'dan küçük. Doğru. Ama 9 6'dan küçük değil. Cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Şimdi geldim buraya. Bana diyor ki böyle sıralamışlar. Dağcılık sporu yapan Mehmet görseldeki dağın K, L, M noktalarının sıcaklık ölçümü yapmıştır. Ama bana bir yukarıda böyle bir bilgi verir genelde. Sıcaklık değeri deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Yani buradaki küçük mü olacak demek istiyor. Üst taraftaki sayı küçük olacak. Yani K noktası en küçük olacak. M noktası en büyük mü olacak? Adamın dediği bilgiye göre. Yani ne olması lazım? En sıcak yer azalıyor ya. En sıcak yer burası. En büyük değer M olacak. M en büyük değer mi? Hayır. M en büyük değer mi? Hayır. Eksi 20 en küçük değer. M en büyük değer mi? Hayır. Bu daha büyük. Evet. Burada en büyük değer M. Artı 1 derece burada. Sonra yukarı çıkıldıkça düşüyor. Eksi 5. Sonra yukarı çıkıldıkça düşüyor. Eksi 12. Yani yukarı çıkıldıkça sıcaklık azalıyor demek sayı doğrusunda sola doğru gidiyorsunuz gibi düşünün. Çok mu karıştırdınız sınavda? Aynen şöyle çizersiniz. Bakarsınız ya da sayı doğrusunu şöyle çizersiniz. K 17. 17 buradaysa L 0. 0 nerede olması lazım azaldığına göre? 0 yukarıda olması lazım. L burada olmalı diyorsunuz. E olmadı, ters oldu. Tek tek çize çize de yapabilirsiniz sınavda. Ama bunu unutmuyoruz. Bununla ilgili farklı soru ne olabilir? Mesela adam sana diyor ki şöyle bir şey. Bir tane balık var diyor. Eksi 10'da. Yani deniz seviyesini böyle düşünün. Eksi 10'da. Burada da bir tane martı var diyor. Bu da artı 12'de. Diyor bunların arasındaki uzaklık ne kadar? Uzaklık demek mutlak değerce al demek. Bu sene olur ya böyle bir soru sorarsa. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10 oldu. Zaten 12 artı 12 oldu. İkisini topladım 22. Uzaklığı sorarsa bakın tamam mı? Demek ki uzaklıkta hiçbir zaman benim eksiyle işim olmayacak. Ben her zaman sayıları pozitif düşüneceğim. Uzaklık sorarsa. Şimdi bakıyoruz. Burada ne diyor? Soruyu okudum.
Bir kartona eş birimlere ayrılmış şekildeki sayı doğrusu çizmiş ve başlangıç noktasına bir piyon yerleştirmiş. Buraya bir piyon yerleştirmiş. Bakalım ne diyor soruda. Sonra diyor ki Fatih'in piyon ile sırasıyla yaptığı 5 hareket tabloda verilmiş. 3 birim sola. Bak 1 aynen tane tane 2 3 şu an buradayım. 3 birim sola geldim. 3 birim sağ. 3 birim sağa gelsem aynı yere geldim şu an. 2 birim sağ. 2 birim sağa gelsem buraya geldim şu an. Kalemimi hiç oynatmıyorum. Sonra 3 birim sola. 1, 2, 3 birim sola geldim. Buradayım. Sonra 4 birim sola. 1, 2, 3, 4 birim sola gelsem nereye geldim? Eksi 5'e geldim. Cevabım D şıkkı olmuş oldu. Anlaşılmadık bir şey var mı burada? Sayı doğrusu üzerinde sağa sola deyince hiç kaleminizi kaldırmadan sağa sola birim saya saya gidiyorsunuz. Tamam mı? Bakalım şimdi bu ne diyor? Yavuz'un parası Cemil'in parasının. Çocuklar bakın. Şimdi mesela böyle sorularda en zor soru tipleri bunlar. Şimdi Yavuz'un parası belli mi? Hayır. Cemil'in parasının 3 bölü 4'ü dediği zaman Cemil'in parası ne kadarsa onun 3 bölü 4'ünü alacağım. Bakıyorum sonra da Cemil'in parası var. Doğru mu? Evet. Cemil'in parasını verdiği zaman biz Cemil'in parasını ne yapacağız? 1856 ya Cemil'in parasının 3 bölü 4'ü diyor. Eğer para belli ise düz işlem yapıyorsunuz. Yani mesela Cemil'in parası belli ya. Onun 3 bölü 4'ü dediği için biz onu önce ne yapacağız? 4'e böleceğiz. Ondan sonra 3 ile çarpacağız. Biz 1856'yı önce bir 4'e böleceğiz. Eşittir kaç diyeceğiz? 464. Sonra bunu neyle çarpacağız? Bunu 3 ile çarpacağız. Yani paydadakine bölüyorum, bununla çarpıyorum. 464'ü 3 ile çarptığım zaman ne oldu? 1392. Bu Cemil'in parasının 3 bölü 4'ünden bir de bir fazlaymış. Bir de bir ekledim. Ne oldu? 1392. Kimin parası olmuş oldu? Yavuz'un parasını bulmuş olduk. Yani Yavuz'un parasını Cemil'in parasının üzerinden hesaplattırmış. Cemil'in parasının, Cemil'in parası belli. Yani şunu diyor aslında 1856'nın 3 bölü 4'ünden bir fazla. Şimdi bununla ilgili birkaç soru yazayım size. Şimdi mesela bana dese ki 1856 liranın 3 bölü 4'ünün 3 bölü 4'ünün bir fazlası kaçtır derse, bir fazlası kaçtır derse biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki hangi sayının? 1856'nın. O zaman 1856'yı biz 4'e böleceğiz. Sonra ne yapacağız? 3 ile çarpacağız. Sonra ne yapacağız? Bulduğumuz sonuca 1 ekleyeceğiz. Düz işlem yapacağız. Tersi sorulursa, tersi nasıl sorulur? Dese ki hangi sayının 3 bölü 4'ünün 3 bölü 4'ünün bir fazlası 1800 yok 1393 eder derse bu sefer ters işlem yapıyorsunuz. Hani az önce 3 bölü 4'ünü alıp 1 ekledik ya, o zaman sayı belliydi. Cemil'in parası belliydi. Şimdi hangi sayının ya da Cemil'in parasının derse 3 bölü 4'ünün bir fazlası bu ediyor derse bu sefer ters işlem. Fazlası deyince 1 çıkarıyorsunuz. 1392 diyorsunuz. Sonra 3 bölü 4'ü deyince burada 3 ile çarpıp 4'e bölüyorduk ya. Ters işlemde bu sefer 3'e bölüyoruz. 3'e böldüğümüz zaman 464. Bu sefer neyle çarpıyoruz? 4 ile çarpıyoruz. 4 ile çarptığımız zaman ne oluyor? 1856 oluyor. Bunlar da kafanıza takılan bir yer kaldı mı? Var mı anlamadığınız bir yer?
Geçiyorum. Çocuklar bu kesirlerde sıralamaya geldik. İster böyle versin soruyu, ister şu şekilde versin, isterse normal bildiğimiz kesir olarak versin. Fark etmiyor nasıl verdi. Biz bu kesirleri yazdıktan sonra, sıralama sorusu zannettim, sıralama değilmiş pardon, normal toplama. Toplam kaç tane var? 6 tane. Kaç tanesini karalamış? 3 tanesini. Artı. Toplam kaç tane var? Yine 6. Kaç tanesini karalamış? 1 tane. Yani 3 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplamış. Yine 6 tane mi var? Kaçını karalamış? 4'ünü. 4 bölü 6'ya eşit olmuş olacak. Bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bu sorumuzda önce bir bilgi verdik. Şimdi diyorum ki bu bilgiler ışığında bu ne olur? Bakın bu sağa doğru çapraz bir tam mı? Bir tam kutu boyanmış. Bir tam. Burada da 10 tane kutudan 7'si boyanmış. 7 bölü 10. Bir tam 7 bölü 10. Altına da bu sefer sola doğru çapraz yapmış. Bakın bazen yatay çizgiler olur, bazen dikey çizgiler. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 4 tanesi karalanmış, 4 bölü 5. Şimdi acaba bu toplama mı olacak, çıkarma mı olacak, çarpma mı olacak bilmiyoruz. Bakıyorum şekle, eğer renkler üst üste binmişse çarpmadır. Toplama çıkarmayı zaten az önce size anlatmıştım değil mi? O zaman bakıyorum birinci modelde, birinci modelin üstünde ne olmuştu? Bakın bunlar üst üste geldiği zaman, bu bunun üstüne geldiği zaman ne olacak? Şu kısma kadar, bakın A şıkkına bakın, şu kısma kadar kırmızı mavinin üstüne tam gelecek. Bununla bu üst üste geldiği zaman, şöyle A şıkkı üzerinde anlatayım size, kalemimi seçeyim. Bunu bunun üstüne oturttuğumuz zaman şu şekilde olacak bakın. Şu şekilde 4 tane bölme olacak. Bunun çaprazlama oluyordu. Şu şekilde. Sadece şöyle geldiği zaman bakın burası iki rengin buluştuğu nokta. Bakıyorum burası iki rengin buluştuğu nokta mı? Evet. Burası sadece kırmızı olmalıydı. Çünkü buraya sadece kırmızı geldi. Doğru. Burası sadece mavi gelmeliydi. Çünkü burada kırmızının yeri yok. Mavi var. O zaman cevabım ne olmuş oluyor? A olmuş oluyor. Tek tek böyle bütün şıkları incelersiniz. Hangisi tam ona uygunsa o oluyor. Mavilerimin sağa doğru, kırmızılarımın sola doğru olduğuna da dikkat edeceğim. Tamam mı? Yani ona göre pür dikkat edeceğim. Var mı sorun? Geçtim 18'e. 18'de bakalım ne diyor? 18'de diyor ki Fatma... Simitçiden aldı eşit büyüklükteki 8 simidi 24 arkadaşına paylaşmıştır. 8 tane simidim var. Sakın ha sınavda gidip de ya o hemen ben bunu gördüm. 24 8'e bölünüyor. 3 öyle bir şey yok. 8 tane simidi 2 kişiye bölüştürüyorum deseydi biz 8 bölü 2 demeyecek miydik? Burada da diyor ki 8 simidi 24 arkadaşına bölüştürüyor. Yani kaç kişiye bölüştürüyorsam paydaya o kadar kişi yazıyorum. Yani 8 bölü 24 ne oldu? 1 bölü 3. Demek ki her bir arkadaşına düşen pay neymiş? 1 bölü 3 oluyormuş. Anlaşılmadık bir şey var mı bunda? Peki hocam, buna bir bak. Peki. Efendim yavrum. Hocam peki zaten en başta 24'ü 8'e direkt bölerek yapılmaz mı? 3 buluyoruz hocam. O zaman 3'ü şöyle sorardı. 24 simit 8 kişiye bölüştürülseydi deseydi doğruydu. Tamam mı? Tamam hocam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. Soruyu demek ki soruyu doğru okuyacağız. Diyeceğiz ki ne olmuş? Bakın böyle sorularda kendi kendinize bir rakam verin. 8 simidi 2 arkadaşa bölüştürseydim ne olurdu? O zaman 8'i 2'ye bölmeyecek miydin? Değil mi? Bölecektik. Evet. Ona göre dikkatli olacaksınız. Tamam mı? Ne yazacağız? 8 bölü 5
artı eksi neyse yazıyorum. 4 bölü 15 artı eksi neyse yazıyorum. Paydası yok. 1 mi olur? Bunlar kaçta eşitlenir? Hemen söyleyin. Parmak kaldırmanıza gerek yok. 15 çocuğum. 15. Yani 3 ile çarpacağız hocam. Bunu 1 ile 10, 15. Bunu 15 ile mi çarpıyorum? Evet hocam. Evet. 30 olur. 3 kere 8 24. Eksi 1 kere 4 4 artı 2 kere 15 30 bölü 15. Şimdi bakın burası tehlikeli. Önce artılar toplanır. 24 ile 30'u topladım. Ne oldu? 54. 54 eksi 4 bölü 15. 50 bölü 15 oldu. Sonra en son sadeleştirilir. 5'e böldüm 10. 5'e böldüm 3. 10 bölü 3. Anlaşılmadık bir şey var mı? Yok. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Veriyorum. Hocam siz hani 30'a 24'ü toplayıp sonra 4 çıkardınız ya. Evet. Hocam 24'ten 4'ü çıkartıp 30 top niye öyle yapmadınız? Öyle de yapabiliriz ama ben kendime bir yol çizmişim. Ben her zaman kendi kendime yanlış yapmama adına önce diyorum artıları toplarım sonra eksileri çıkarırım diyorum. Senin tamam, yolun da işte. Doğru, yanlış değil. O da doğru. Tamam mı? Çocuklar, şimdi bunu iyi dinleyin. Bu ondalıklı gösterim. Ondalıklı gösterimi bir daha şöyle anlatayım size. 235, 708. Biz bunu şöyle yapıyorduk. Bak, bu sıfırıncı kuvveti, bu birinci kuvveti, bu ikinci kuvveti. Bu eksi birinci kuvveti, bu eksi ikinci kuvveti, bu eksi üçüncü kuvveti. Anladınız mı? Daha doğrusu bu 1 bölü 10 demek, onda birler. Bu 1 bölü 100 demek, yüzde birler. Bu 1 bölü 1000 demek, binde birler. Tamam mı? Tek tek karar veriyorum neyin ne olduğunu. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. O zaman diyorum ki yüzler basamağında 2 varsa 2'yi yazdım. Onlar basamağında bir şey var mı? Çarpı 10 diye bir şey var mı burada? Yok. O zaman buraya 0 yazarım. Onda birler basamağı dediği zaman. Daha doğrusu şunu silelim. Sorumuzdan devam edelim. 200. Yüzler basamağında 2 var. Onlar basamağında bir şey olmadığı için 0. Birler basamağında 5 yazdım. Virgülü koydum. Şimdi onda birler basamağında kim var? 8. Yüzde birler basamağında kim var? 2. Binde birler basamağında kim var? 0. Yüz binde birler basamağında 0. Böyle gideriz. Ama gerek yok. 205.82'ymiş benim cevabım. Peki bir tane gönüllü istiyorum. Bir şey soracağım. Kim soruyu sormadan ben yaparım hocam diyor. Ali Derda. Tamam hocam. Hazır mısın? Ama ne soracağımı bilmiyorsun değil mi? Yok hocam bilmiyorum. Bana C şıkkını çözümler misin? Tamam hocam. 2 çarpı 100, 5 çarpı evet. 1. Daha sonra hocam 8 çarpı 10'da 1. Hayır. Ha pardon hocam. Pardon hocam yanlış görmüşüm. Hocam 8 çarpı yüzde 1. Çünkü 0 var. Onda 1 bu değil mi? Evet hocam yanlış görmüşüm. 2 çarpı. Hocam binde 1. Evet. Görkem. Görkem Can Kurt. Evet hocam. Bana B şıkkını çözümler misin? Hocam 2 çarpı 100, 5 çarpı 1. 8 çarpı 10'da 1, 2 çarpı 100'de 1. Aferin, aferin. Ya Allah benim aslan çocuklarım ya siz öyle canavarsınız, canavar. Şimdi çocuklar diyelim ki sınavda böyle bir soru çıktı ve ben bunun çözümlemesini bilmiyorum. O zaman diyorum ki bir kere diyorsunuz ki hocamız bize demişti ki ya önce bir kesir varsa önce bir bunu sadeleştirin. Sadeleştirdim. 2'ye böldüm. 72 mi?
2'ye böldüm 9 mu? Var mı sorun? Aman 74 mü? Pardon. 74 bölü 9 mu? Daha sadeleşir mi başka? Daha sadeleşir mi? Hayır. Önce temel hedefiniz bir kesri gördüğünüz zaman sadeleştir. Sonra 74'ü 9'la böldünüz. 8 kere 9, 72. Elde var 2 mi? Doğru mu? Bir sıfır attım buraya, bir virgül attım buraya. Bölmeyi böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Sonra 2 kere 9, 18. 2, bir sıfır daha attım. Sonra yine 2 kere 9, 18. Yine 2. Yani 2, 2 diye gidiyorsa biz bunu 8.2 devreden mi yapacağız? Var mı sorun? Ama ben bunlarla ilgili size bir şey anlatmam lazım. Bunlar çünkü çeşit çeşit sorusu var. Bu sene belki farklı bir şey sordu. 2,35'i bana dese ki şu şekilde rasyonel sayıya çevirin derse siz aynen şöyle yapıyorsunuz. Sayının tamamını yazıyorsunuz. 235'i yazıyorsunuz. Tamam mı? Sayının tamamı. Tamamını yazın. Buraya yazıyorum. Tamamı. Eksi. Devretmeyen rakamlar. Devretmeyen rakamlar kim? 2 ve 3. Yani 23. Eksi devretmeyen kısım. Tamam mı? Sonra diyorum ki bakın buraya dikkat edin. Virgülden sonra iki tane sayımız var. Biri devirli, biri devirsiz. Devirli olan bir tane ya, hani üstünde çizgi olan bir tane, onun için 9 yazıyorum paydaya. Devirsiz olan bir tane, onun için de 0. Yani paydaya yorumu şöyle yazıyorum. Devirli kadar 9, devirsiz kadar 0. Yani 90. O zaman hemen bir tane cengaver seçiyorum. Burak İsmail. Parmağı havada Burak İsmail'in. Evet hocam. Burak İsmail bana A şıkkını çözümler misin? A şıkkı ne olur? Tamam hocam. Önce sesin çok kısık geliyor. Şimdi nasıl hocam? Güzel. Söyle. Hocam, formül neydi? Sayının tamamını yazacağız. Yani 802. Eksi. Sonra devirsiz kısım 80 yazacağız. Çok güzel. Bölü. Sonra hocam bir tane devirli var. 9 yazacağız. Bir tane evet. Devirsiz var. 0 yazacağız. Aferin tosunuma. Aferin. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlamayan var mı? Yok hocam. Devirlileri anladınız değil mi? Olay bu kadar basitmiş. 22'ye bakalım. Biz yuvarlama işlemlerini nasıl yapıyorduk? Mesela 24,8 ise 8 şuraya göre yuvarlarsak onda birlere göre 8 5'ten büyük olduğu için hemen bir solundakini bir arttırıyorduk değil mi? Bunu 25 yapıyorduk. Ya da diyorum ki 24,87 ise bak bize söylüyor. Bize diyor ki onda birler basamağına göre derse bu. Yüzde birler basamağına göre derse bu. Yüzde birlere göre yuvarla derse buna göre yuvarlarım. Bu da 5'ten büyük olduğu için soldaki sayı 1 artar 24,9 olur. Doğru mu? Yuvarlamayı böyle yapıyorduk. Şimdi bakıyorum ondalık gösterimi onda birler basamağı. Onda birler basamağı bu mu? 8'e göre yuvarlıyorum değil mi? 8'e göre yuvarladığıma göre buranın 105 olması lazım. Doğru mu? Evet. Onda birler basamağına göre yuvarlandığında onda birler basamağına yuvarlandığında elde edilen ondalık gösterimi o zaman biraz daha değişik sormuşlar. Bunu 104 değil de bunu bir arttırdıklarına göre bu 8'i 9 yaptıklarına göre o zaman buna göre yuvarlanmış. Buna göre yuvarlanması için de bunun 5 veya 5'ten büyük olması gerekiyor. 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Çünkü burası 85 bile olsa
Bununla beraber 55 olduğu için, 55 100'e yakın olduğu için biz bu 8'i bir arttırıyoruz, 9 yapıyoruz. Tamam mı? O zaman kare yerine ne geliyormuş? Buna geliyormuş. 1, 14, 28, 35. Bunların rakamları toplamı kaç olmuş oldu? 35. Burada anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. Ahmet Ege Gür. Derste mi Ahmet Ege? Ahmet. Dersteyim hocam. Ahmetciğim, bu soruyu çözer misin? Ankara'dan Antalya'ya tek yolcu ile yola çıkan bir tur otobüsü Konya'da yemek molası vermiştir. Bu molada yolcuların 1/4'ü ikişer porsiyon kıymalı pide, 2/5'i ise... Dur. Soru öyle direkt okunmaz. Ahmet, yolcuların 1/4'ünü hesaplar mısın? 1/4'ü. Ne demek 1/4'ü? 40'ı 4'e böl 10 mu? Evet. 1 ile yani çarp 10. 10 kişi mi kıymalı pide yiyormuş? Evet, 10 kişi kıymalı pide. Her biri kaç porsiyon? Her biri birer porsiyon, doğru mu? Pardon, bura. İkişer porsiyon değil mi? Her biri ikişer porsiyon. Evet, o yüzden 20 oldu. 20 tane kıymalı mı yenmiş orada? Evet. Devam et okumaya. Buradan devam et. Buradan. 2/5'i ise birer porsiyon peynirli pide. 2/5'ini hesapla. 2/5'i ne olur? 8. 8'i 2 ile çarpacağız. 16. 16 kişi değil mi? 16 tane yemiyorlar. 16 kişi birer porsiyon yediği için bu neyliydi? Peynir. 16. Evet. Peynirden 16. Alt alta yazalım. 16 tane de peynirli mi yemişler? Evet. Geri kalanlar kaç kişi? 10 kişi oradan yemişti. 16 da oradan yemişti. 26 kişi çıktı. 14 kişi kaldı. 14 kişi ikişer porsiyon kuşbaşı mı yemiş? Evet. Kuşbaşı İkişer porsiyon yediğine göre 14 çarpı 2 28 mi? 28. Evet. En fazla yiyen kaç tane yemiş? Kıymalı pide. En fazla. Ha, o kuşbaşı. Kuşbaşı. En az yiyen? O da peynir. Bir saniye. O da peynirli. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Anlaşıldı. Güzel. Başka sorumuz kaldı mı? Aa, bir tane sorumuz daha var. Şimdi buraya bir bakar mısınız çocuklar? Size önce bir şey anlatacağım. Ne anlatacağım? Peki. Mesela 0,2'yi 0,5'e böldüğünüz zaman, ya da şöyle yapayım. 0,2'yi 0,00, bir daha yazayım temiz olsun. 0,02'yi 0,005'e bölüyorum. Artı 0,1'i 0,02'ye bölüyorum. Artı 0,3'ü 0,025'e bölüyorum. Bakalım ne çıkıyor. Diyorsunuz ki hocam bize demişti ki burada virgülden sonra 3 tane sayı var. Burada virgülden sonra 2 tane sayı var. Ben buraya bir sıfır atarsam basamak sayıları eşitleniyor. Bak, bu da virgülden sonra 3, bu da virgülden sonra 3. O zaman artık virgülsüz yazabilirim. 20/5. Anladınız mı ne yaptığımı? Anlamayan var mı? Yok hocam. Virgülden sonra 2 tane, virgülden sonra 2 tane olması için bir sıfır attım. Ne oldu? 10/2. Virgülden sonra 3 tane, 3 tane olması için ne yaptım? 2 sıfır attım. 300/25 oldu. O zaman 20'yi 5'e böldüm 4. 10'u 5'e 2'ye böldüm 5. Artı 325'e böldüm 12. Topladım hepsini, ne oldu? 21. Şimdi bu soruyu bana kim çözsün? Bir tane cengaver seçiyorum hemen. Kim parmak kaldırırsa ilk.
Yağız Gökhanoğlu. Yağız. Evet hocam. Söyle yazdım. Söyle çabuk. Hocam. 27 bölü 4,5 çarpı 36 bölü 4,5 işleminin sonucu kaçtır? Hocam şimdi 27'yi 4,5'e böleceğiz hocam. Yani? Hocam o 270 hocam, o da 45 oluyor. Aferin. Bir sıfır ekledik. Devam. Hocam o 36, hocam o 360 oluyor. Diğeri de 45 oluyor. Hocam şey çok yaptım. Güzel. Hocam, şimdi sadeleştirelim mi önce? Sadeleştirelim hocam. Bunu buna bölemedin. Diyelim ki kafandan bölemedin. Hocam ben bunları 3'e bölsem olur mu diyorsun değil mi? Hocam tamam, evet hocam diyoruz hocam. Dur 3'e bölsem 15 mi? Evet hocam. 3'e bölsem 90 mı? Evet hocam. Hocam bir daha 3'e bölelim de. Diyelim hocam 5. 30. Aha buldum. 30 bölü 5'ten 6 doğru mu? Evet hocam. Bunu da sen yap. Yapayım hocam. Hocam 360'ı kaça bölsek hocam? Hocam bunu da 5'e bölelim. 5'e bölelim. 15'e bölelim. Hocam 15'e. 15 ile sadeleştirelim. 15'e böldün. Ne oldu 15'e böldün? Hocam orası 4 oldu hocam. Hocam 360'ı 15'e böldün. Kaç oldu? 24 mu oldu? Evet hocam 24 oldu. 45'i de 3 oldu hocam o da. Niye büyük 4. sayılarla sadeleştirdin? Peki 24 ile niye uğraşıyorsun? Önce 3'e bölsen 120. Bunu da 3'e bölsen 15. 15. Sonra bir daha 3'e bölsen 40. Bir daha 3'e bölsen 5. 45'e 5'e bölsen 8 daha rahat olmaz mı? Olur hocam. Tabii daha rahat olur. Çünkü sen kafandan işlem yaparken 360'ı 15'e bölerken dalgınlıkla 24 yerine gidip 18 yazabilirsin. Değil mi? Yazabiliriz hocam. Anlaşıldı mı? Çocuklar anladınız mı? Evet hocam.